Karaman Belediyesi saha çalışmalarını hızlandırdı. Ekipler İsmetpaşa Caddesi'nde su borusu hattı çalışması, Atatürk Bulvarı'nda orta refüj, Mara yolu üzerinde yol genişletme, Çarşamba Pazarı, İmaret Mahallesi ve Sanayi Sitesi'nde yol saha çalışmalarına devam etti. Hastanenin atık sebze ve meyveleri gübreye dönüşüyor. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yemekhane bölümünde artan sebze ve meyve atıkları gübre üretim merkezinde kompost makinesiyle gübreye dönüştürülüyor. Çocuk sesleri evde kaldı. Türk milletinin ilk milli bayramı 23 Nisan 101 yaşında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyoruz. O çocukları çok severdi. O çocukları geleceğe taşırdı. O çocuğa çocuk gibi davranırdı. O çocukların kalplerine dokunurdu. O çocukları yüceltirdi. O çocuklara zaman ayırırdı. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtın aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim personeli, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ile parti yöneticileri katıldı. Vali Mehmet Alparslan Işık, Vedat Ahmet Şen Anaokulu'nda 23 Nisan etkinliklerine katılarak öğrencilerle birlikte pasta kesti. Ermenek Belediyesi 23 Nisan'da çocuklara nutuk dağıttı. Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu anaokulu öğrencisi Bahar Kırındı'ya bıraktı. Minik öğrenciyle birlikte 23 Nisan mesajını veren Başkan Zorlu, ilçedeki tüm çocuklara seslenerek, "Nutuk, Cumhuriyetimizin yol haritasıdır. Nutuk, bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Nutuk, siz sevgili evlatlarımızın başucu kitabıdır." dedi. 23 Nisan kutlu olsun. Evet, biz geçmişimizden, atalarımızdan miras gördüğümüz kadar çocuklarımızın da geleceğimizin de sağ salim, güzel bir yeşillenmek bırakmayı tarzındayız. Onların mirasçısıyız bu anlamda. Çocuklarımızın da bizim çocukluk dönemlerimizdeki gibi güzel 23 Nisan bayramları, coşkuyla bayramları yaşayacağı pandemisiz günlerde buluşmak üzere. Atatürkçü Düşünce Derneği Karaman Şubesi'nden 23 Nisan klibi. Sosyal medyada paylaşılan klip, Atatürk'ün ata yurdu Karaman'ın çocuklarından yürekleri coşturan 23 Nisan sevinci başlığıyla paylaşıldı. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram edilmiş çocuklara hediye. Karaman'ın Covid tablosu artışını sürdürüyor. Haftaya kötü bir yükselişle başlayan Karaman'da İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin tespit ettiği vaka sayıları hariç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne günlük ortalama 500 ila 600 kişi arasında koronavirüs şikayetiyle hasta müracaatı olduğu
yapılan COVID testlerinin 300'ünün ise pozitif çıktığı öğrenildi. COVID-19'da mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı Türkiye genelinde 20 milyonu aşarken Karaman'da bu rakam 70 bine ulaştı. Karaman'ın haftalık vaka sayıları ise şöyle. 8-14 Şubat tarihleri arasında 103.16, 20-26 Şubat tarihleri arasında 64.76, 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında 55.31, 6-12 Mart tarihleri arasında 56.88, 13-19 Mart tarihleri arasında 89.44, 20-26 Mart tarihleri arasında 154.95, 27 Mart 2 Nisan tarihleri arasında 196.53, 3-9 Nisan tarihleri arasında 240.86, 10-16 Nisan tarihleri arasında 298.92. Karaman'daki aşı tablosu ise şöyle. 6 Nisan toplam aşı sayısı 60.318, birinci doz 35.211, ikinci doz 25.107. 13 Nisan toplam aşı sayısı 65.130, birinci doz 38.817, ikinci doz 26.313. 19 Nisan toplam aşı sayısı 68.473, birinci doz 41.578, ikinci doz 26.895. 21 Nisan toplam aşı sayısı 69.978, birinci doz 42.733, ikinci doz 27.245. 22 Nisan toplam aşı sayısı 70.576, birinci doz 43.154, ikinci doz 27.431. Karaman'ın Başyayla ilçesinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tomurcuklar Anaokulu'nda yüz yüze eğitime ara verildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim kadrosuna 2'si profesör, 7 yeni uzman doktor daha atandı. Karaman Belediyespor bu hafta kader maçına çıkıyor. 3. ligin ilk sezonunda Karaman Belediyespor kötü bir sezon geçirdi. Özellikle maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Karaman Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalma konusunda 2 kader maçı oynayacak. İlki 25 Nisan Pazar günü deplasmanda kendi gibi ligde kalma mücadelesi veren Çengelköy Spor'a konuk olacak. Bu maçın sonucu iki takımın lig kaderini belirleyecek. Karaman Belediyespor ligin son haftasına ise ligden düşmesi kesinleşen Yozgat Spor'la kendi evinde karşılaşacak. Uyanış Haber'in hazırladığı haftalık basın bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi hafta sonları diliyorum.